Al Ekremcim, hadi. Oh. Afiyet olsun. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun canım. Enerji alman lazım, vitamin alman lazım. İyi hadi. Karıcığım hayırdır? Sen yapmazdın pek böyle şeyler. Haklısın canım. Eskiden yapmazdım değil mi? Ama hiç merak etme. Artık kalan ömrümün her gününde, her öğün sana ellerimle yemek yedireceğim. Yeter ki sen geride kalanlar için güçlü ol. Ne demek istediğini yine anlamadım ama ben geç kalıyorum, benim gitmem lazım. Tamam ki canım. Aa, ama yumurtan daha yemedin ki daha. Ben... Ne oldu? Ne oldu? Ekrem. Ne oldu? Başım yine dönüyor. Aslı. Ha? Tamam gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Doktora. Baş dönmecisine mi? Benim bir arkadaşıma neyim var sana bir baksın. Sen şöyle bir otur. Ben gidip hemen ona telefon ediyorum, tamam mı? Demek Murat Bey oğlum aileni çok beğendi. Çok öve öve bitiremedi. Birbirlerine ne kadar çok yakışıyorlar diye deyip durdu. Aman aman yavaş ol kızım. Müstakil Bey duymasın. Aa, yoksa siz gerçekten... Yok yok. Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun? Hem bu yaştan sonra mümkün mü var? Hele Zülfikar Mülfikar olduktan sonra. Neyse sen bizi boş ver. Bak kızım. Madem beni annen yerine gördün... ...sana bir tavsiye vereyim. Tabii buyurun. Şimdi erkek kısmısı ciddi ilişki düşündüğü kızın... ...hamarat olup olmadığına dikkat eder. Öyle mi? Öyle ya. Sen de mutlaka Burak Bey oğluma hamarat olduğunu göstermelisin. Aha, ben zaten onu bir iki kere yemeğe davet etmiştim. Güzel. Ama sadece yemekle olmaz ki. Başka ne yapabilirim ki? Mesela gaza görebilirsin. Hem böylece üstüne her giydiğinde senin ne kadar hamarat bir kız olduğunu hatırlar. Tüh. Ama ben örgü örmeyi bilmiyorum. Gerçekten mi? Hı hı. Vay yavrum vay. Okuldu, kolejdi, üniversiteydi derken örgü örmeyi öğrenemedin. Ama merak etme kız. Müstesna teyzen sana şıpşak öğreti verir. Ciddi misiniz? Tabii ya. Zülfikar'ın babasını nasıl tanımadıydım sanıyorsun? Dur bekle hemen gidip örgümü getireyim. Demek Burak'a kazak örmek he? Hiç fena bir fikir değil bu. Bakalım nasıl bir şey olacak? Evet şimdi ilmek almayı biliyorsun değil mi? İlmek? Baştan başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi bak böyle bir tane. Buradan arasından geçiriyorsun. Ondan sonracığıma parmağını iki ipin arasından geçirirken sonra. Ne burada? Hadi bakalım yap şimdi. Sen. Ha? İçerikliymişsin öyle. Maşallah. Ben sana Türkan Şoray Kirpiğinden Zeki Müren göbeğini de öğretirim. Elim pek yatkınmış. Müstesna teyze gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok sabırlısın. Ay, asıl ben sana teşekkür ederim güzel kızım. Hep derdim bir kızım olsaydı da ben de ona örgü örmeyi öğreteydim diye. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Neyse sen şimdi bunu boş ver. Sıra geldi asıl sınava. Bakalım ben çayları getirene kadar ne kadar öreceksin ha? Peki. Evet. Şimdi alttan koydum. Çeviriyorum. Hayır çevirmiyorum. Bir dakika. Yanlış taraftan mı? Buradan mı geçirecektim? Evet. Aa, biraz abartmışım. O zaman... Evet, işte oldu. Heh, bakalım kaç sıra ördün. Amanın ne yaptın sen Selena kızım? Güzel örmüş müyüm? Sadece güzel değil, bir de motor gibi. Kız ben senin bu yaptığını iki saatte bitiremem. Demek ki cevher varmış sende. Ay, yok canım.
Ya ne de olsa öğretmenim iyi değil mi? Ondandır. Babam.